zaman doğum olur diye sordum. Heyecanlı. Ay doğuruyorum galiba. Her an olabilir dedi ya. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Deniz çok küçük görünüyor. Evet arkadaşlar, kendi doktorumuza geldik nihayet. Bu defa kendi doktorumuza muayene olacağız. Artık doğumu planlayacağız inşallah. Geçen sefer doktorum tatilde olduğu için farklı bir doktorla görüşmüştüm. Şimdi kendi doktoruma çok daha fazla güveniyorum açıkçası. Ondan daha sağlıklı bilgi alacağım. Bir de artık bu... Bir kontrol daha olacak. Evet, bir muayene daha olacak ve doğumu planlayacağız artık. Bugün böyle heyecanlı bir yolculuk başladı bizim için. Yolda da kız kardeşim ve eşiyle böyle güzel güzel tatlı tatlı sohbet edip bir yandan da İstanbul'a ulaştık. Yolda güzelce kahvaltımızı yaptık. Ne yapıyoruz şimdi? Nasıl olacak doğum planlaması? Şimdi günü bir planlamak lazım. Deniz bize doktor soracak sonuçta. Yani o bir tarih aralığı söyleyecek, biz o aralıkta seçeceğiz. Tamam, biz bence ne kadar geç yapabilirsek o kadar iyi olur. Şimdi şöyle de bir durum var. Mia da bize sormuştu ve günü sonuçta yani hafta içi hafta sonu... Biz seçmiştik. Onda bir de Mia'da şey vardı, medya ablamız vardı. Yıldız haritasına bakmıştık. Yıldız haritasına bakıp bize söylemişti. Bunu da nasıl yaparız bilemedim. İçinizde anlayan var mı arkadaşlar, böyle yıldız haritası şu gün doğarsa daha güzel bir kaderi olur vesaire gibi öneride bulunabilecekler? Hiç anlamadım. Değil mi? Yorumlara bekliyoruz. Mia'nın burcu boğa, yükselende aslan oldu. Onun böyle bir az çok haritasını çıkarınca olabilecek karakteristik özellikleriyle ilgili. Değil mi? Medya ablanın söylediği birebir aynı kişi çıktı yani. Medya abla demişti ki şöyle bir bebek olacak. Gerçekten birebir Mia tam öyle bir bebek. Tam o gün bize tarif ettiği gibi bir bebek. Doktordan bir tarih aralığını alıp Medya ablayı arayalım. Hani işte atıyorum 15 ile 20 arası hangi gün olsun Medya abla diyelim. İlkini söyledin. Bunu da. Söyle. Efendim Deniz. Medya ablacığım nasılsın? İyiyim hayatım, sen nasılsın? İyiyim, müsait miydin? Müsaitim. Sana söyle. Filiz'de bir soru soracaktık abla. Tabii buyurun, dinlemedeyim. Abla şimdi bizim önümüzdeki hafta, salı, çarşamba, perşembe ya da cuma olabilir, Murat Deniz oğlumuz dünyaya geliyor. Biraz daha. Sakin. Daha uslu olursa. Sağlıklı olsunlar. Bu arada Medya abla böyle falcı, malcı vesaire biri değil arkadaşlar. Medya abla beden eğitimi öğretmeni. Yani böyle şeylere biraz ilgi bireysel duyuyor. Bireysel bir ilgisi var. Bireysel bir ilgisi var. Vallahi benim hoşuma gidiyor. Yani merak ve yetenek bir arada ve tutturuyor da yani. Hani gerçekten... Çünkü çalışmakla alakalı. İnandırıyor insanı yani. Bir de evet, matematiksel şeyler gerçekten. Ya. Yani. Matematiksel şeylerden de ziyade hani o şeyin üstüne gitmesini bir hissiyatı var ya işte bu 6. his bilmem kaçıncı his falan. Hayatın bir matematiği var işte, onu dediğim gibi bazı şeyler var. Onlara göre az çok işte çıkarttığım şey yapıp bir rota çizebiliyorlar, bir haritası çıkartabiliyorlar. Güzel bir şey, keşke becerebilsem. Çünkü bana göre şey var, hadi ben fala inanmam. Hani öyle çok burç yorumlarına falan da inanmam. Ama şuna inanıyorum, yani bir şey var. Biz sadece bunu tam olarak bence bulamamışız. Ama böyle ucundan kırıntılarını bazı insanlar anlayabiliyor ve bazen yorumlayabiliyor. Hani onunla ilgili yani bir şey var orada da. O tarafta da bir bunun bir şeyi var yani. İnsanın hayatında bir geçiş şeyi varmış ya. Sizle yapmıştık değil mi? Bir önceki geldiğinizde sayılar mayılar bir sayıları şeyler. Sayıları beraber yapmıştık. Ha, hesaplıyordu. Hatta şeyimi tekrar istiyor bakacağım. Bak benim Mia'nın doğumu geliyor mesela. Hayatımı değiştiren tarihe. Aynen. O Filiz'in hesapladı. Filiz'e ben geliyorum. Bir de mesela evet, neydi? Doğum tarihiyleydi değil mi? Evet, kader sayını vuruyorsun. Bu Deniz'in söylediği de doğum tarihiyle yapıyorsun. Yani farklı farklı bu tip böyle internette bulunabilecek yani aslında hesaplama teknikleri. Şey filan yapıyordun işte. Atıyorum hangi sayı varsa işte hayatında bu var, hangi sayı yoksa evet, hayatında bu. O da farklı. Evet, evet, bu
bu şeydi, kader sayını doğum tarihine ekliyordun galiba, sana bir yıl veriyordu. İşte o yıl bir dönüm noktası gibi bir şey yaşıyor musun evet. hayatında? Yani... Ben de işte Mia'nın doğumu, dönüm noktası o şeye bulunca. De benle tanıştı seni. Siz de her şey birbirinize bağlı. Birbirimizle bağlıymışız. Ya biz birbirimizi bulduk da tamamladık zaten. Şimdi. Var ya böyle değişik şeyler. Yani isteyenler bunu numaroloji olarak değil mi? Aha. Araştırabilir. Hayat pardon neydi? Kader sayısı. Kader sayısı. Kader sayısı olarak araştırıp bakabilirler. Kendilerine bir uygulasınlar bakalım. Gerçekten onların da bizim gibi dönüm noktaları çok önemli hayatlarındaki bazı noktalara dokunmuş mu? Peki Filiz nasıl? Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Heyecan var mı? Biraz tedirginim. Artık 37. haftaya girdik. Bir hafta sonra da olabilir. 10 gün bekleyelim de diyebilir. Şimdi doktorumuzun ağzından çıkacak şeye bağlı aslında. Bebeği ne zaman kucağımıza alacağız? Ne zaman tanışacağız? Heyecanlıyım. Peki sen heyecanlı mısın? Ben de heyecanlıyım. Ne zaman doğum olacak, ne olacak? Hepsini az sonra Hakan hocamızla birlikte belirlemiş olacağız. Yani oğlum dünyaya geliyor şimdi düşünürseniz heyecan olması da normal. Umarım her şey tabii olması gerektiği gibidir. Bebişimiz sağlıklıdır. İnşallah. O yüzden muayeneyi bekliyoruz. Bakalım. Filiz merhaba. Neredesin sen? Sen de hoş geldin. Kayınımız hoş geldin acaba. Allah sizi çok gezdiniz, ben de sizi sosyal medyadan takip ettim. Geldik, hoş geldiniz. Görüşürüz seninle. Merhabalar, nasılsınız? Sen de görmedim. Evet. Ben sizi ilk defa olacak. Evet. Bu gebelik dedim, doğru. Gebelik. İki kere falan görüşeceğim. Evet. Temmuz geldi ve doğum tarihi de gelmiş. Görmeyi düşünüyor muyuz? Sizin aklınızdan geçen doğum tarihi ne zaman? 19-20. 19-20. Bekler mi? İşte siz hocam söyleyeceksiniz. Yok, onu bilmek mümkün değil. Onu söylemek mümkün değil. Peki, bugün ayın kaçı? Bugün 2-3. O zaman bir daha göreceğiz herhalde sizi. Görecek miyiz? Şimdi inşallah. Nasıl? Bir daha doğuma geliriz diyor şu an. Ya olmadı, gerekiyorsa geliriz yani şimdi. Evet, o zaman der ya, anestezi testlerimizi yazalım. Anestezi muayenesini planlayalım. Arada bir daha görelim. Evet. Sonra da doğuma gelelim. Evet. Doğuma gelelim. Haftaya çarşamba, perşembe, cuma olabilir. Bunları tamamlayalım. Evet. Şimdi biz bebeğe bakalım. Nasıl gözüküyor hocam? Olan olması gerektiği gibi artık bu haftalarda göreceğimiz kriterler iyice azaldı. Birinci kriter nasıl yattığını bilmek. Baş burada, gövde burada, popo burada olması gerektiği gibi. İkinci kriter su miktarı, şu çevredeki siyah yerler, şöyle siyah, yeterli. Plasantanın duruşu ve görüntüsü, o da şuradan başlıyor, şuraya kadar, yani okla gösterelim, şunlar, şurası plasanta, bakın burası omurgası. Şurası omurgası. Evet, bir de son kriter, büyüklüğü ne kadar, yani ağırlığı ne kadar, onu hesaplayalım. Ölçülen rakam 4486 gram. 90. percentil üzerinde. Göbek çevresi 394-97 percentil üzerinde. Yani oldukça büyük bir bebek. Yani karnının büyüklüğünden bunu görüyoruz. Önceki doğumlarda en bebek kiloları ne kadardı doğumda? 3,5'tu galiba amcim. 3400'dü. Peki. 3400'dü. Doğduğu zaman ne kadardı? 3-400'ü gösterelim. Bu şu anda en az 3,5'tan fazla 4'e yakın. Hatta 4'ü de geçebilir gibi hesap ediyor görüntüler. Karnının büyüklüğü de o görüntüyü doğruluyor zaten. Evet, üçüncü kriteri de tamamladık. Şimdi bu bulgular bebeğin iyi olduğunu gösteren bulgular. Ama bir de NST'miz var. NST bebeğin kalp atışlarının kağıda yazdırılması işlemi. Bir de onu göreceğiz. O zaman tamamdır diyeceğiz. Sonra doğuma hazırlık için hani sizin görmesi gereken testlerimizi tamamlayın diyeceğiz bu bir hafta içinde. Bunlar yapılırken önümüzdeki haftaya kadar... Çünkü aç karna geliyorduk değil mi hocam? Aç olursa, tüm testler aç olursa iyi olur, doğru. Ne zaman doğum olur diye sordunuz, bilmiyoruz. Her an olabilir. Planlı ne zaman olabilir? 38 hafta olduğunda artık planlamak mantıklıdır diyeceğiz. Evet. Mesela şu anda 37 artı 6 haftaya çarşamba tamamlanıyor. Yarın haftaya, bir hafta sonra... Haftaya sana
çarşamba, perşembe, cuma, birisine bir doğum günü tarihi seçmemiz gerekebilir. Bakalım tamam. Gösterecek. Peki bu hafta döneceksiniz. Bir ansızın durabiliriz buyurun. Ansızın. Ansızın gelirsiniz değil mi? Bir saat falan bekliyorlar herhalde değil mi hocam? Onu kimse bilemez. Artık bilinmezlikleri lütfen kendinize adapte edin. Evet. Sorular burada çok güzel ama cevaplar yok üzgünüm. Çünkü şu an sonra buraya hızlıca gelmek istedim. Buraya yani geçelim istediniz. Buraya mantıklısı artık zaten sürücü uzatmadan herhalde planlayabiliriz. Siz evden gelene kadar geliriz herhalde İnşallah. Hocam. Bugün yapacağımız ne iş kaldı sadece ve sadece? NST. NST'de bebeğin kalp atışı ritminin kağıda yazılması işlemi, bebeğin iyi olduğunu bize gösteren önemli bir işlem ve test. Geçelim. Evet. Bu kadar sonrasında da. Bunu yapınca Derya bana iletir. Ben şimdi toplantımdan çıkmam gerekecek. Bana iletir. Eğer bebek uyuyor derse, bebeği NST'yi bir daha çekmek gerekir. İki kere bebeğin uykuda veya da istemediğimiz kalitede olduğunu görürsek, o zaman otomatikman sana doğum kararı veririz. Hazırlığımızı yaparız, yatışımızı yaparız, sabah sezer yaparız. O kadar da önemli NST. Kalpli. Mia'nın kardeşine bakalım. Kardeşinin kalp atışlarını dinleyeceğiz şimdi. Baba. Az kalmış haftaya. Heyecanlıyım. Ay doğuruyorum galiba. Her an olabilir dedi ya artık. Evet. Muhabbet de yok zaten. Öyle bir şey. Arkadaşlar sandığımız kadar vakit yokmuş. Şu an onu anladık. Haftaya planlamayı bırak. Umarım bugün olmaz diye bir düşünmeye başladık değil mi Filiz? Bakalım. Murat Deniz ne zaman geliyor? Murat Deniz? Oğlum? Efendim Deniz? Medya ablacığım nasılsın? İyiyim hayatım, sen nasılsın? İyiyim, müsait miydin? Müsaitim, müsaitim. Sana söyle. Filiz'de bir soru soracaktık abla. Abi buyurun, dinlemedeyim. Abla şimdi bizim önümüzdeki hafta Salı, Çarşamba, Perşembe ya da Cuma olabilir. Murat Deniz oğlumuz dünyaya geliyor. Ooo süper. Bizim medya ablayı. Mia'yı senle belirlemiştik. Evet. Hani bunu ne yapsak diye bir soralım dedik. Tamam, ben gökyüzüne bir bakmam lazım. Ne zaman dedin sen önümüzdeki hafta? Salı, Çarşamba, Perşembe ya da Cuma. Tamam, Salı, Çarşamba, Perşembe ya da Cuma. Bakmam lazım Deniz, kafadan söyleyemem. Tamam Medya ablacığım. En geç akşam Nisan'a haber veririm. Tamam. Dışarıdayım şimdi. Tamam. Çok teşekkür tamam. ederiz. Sağ ol Medya ablacığım. Ay canım benim, ne demek. Tamam söylerim. Tamamdır ablacığım, görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağ olsun ya, bir tane Medya ablaya baksana. Çalışmadın olmaz ya. Hani bazı insanlar vardır ya böyle, bir sene görüşmezsiniz sonra kaldığınız yerden devam edersiniz. Medya ablayla da bizim bir böyle spor salonu açma vesaire bir şeyimiz vardı. İkimiz de aynı şeyden muzdarip olduk. Biraz kader arkadaşı gibi olmuştuk. Sağ olsun, her zaman ablalığını yapıyor bana. Buradan teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Medya abla. Filiz'in nelerini abla? İşte doğum tarihi, ay, yıl, gün, tamam. Doğum yeri ve saatini göndereceksin. Tamam, hemen gönderiyoruz abla. Tamam, gönder. Akşamleyin baktığım zaman öyle ben kapattım ama kafa bir dünya bende. Gitti. Tamam. Haber vereceğim size ama bilgileri bana WhatsApp'tan at. Tamam, tamam şimdi gönderiyorum ben hemen ablacığım. Tamam hayatım. Sağ olasın, hadi, görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, nihayet Murat Deniz'in doğum günü belli oldu gibi değil mi? %90 belli, evet, oldu. Bir aksilik olmazsa doktorun bize sunduğu seçenekler arasından günümüzü biz belirledik. Medya abladan cevap geldi, mesaj attı. Sağ olsun yine ilgilendi. Bir takım şeyler de yazıp size yanda ben mesajı da göstereceğim. 11 Ağustos saat 10'da doğum olsun dedi. Yarın bunu doktorumuzla konuşacağız. Zaten sabah doğum yaptırıyorlar. Yani 9.30-10.30 arası olsun demişti. Mia da 9.30'da doğmuştu. Sabah 9'da ameliyata alacak büyük ihtimal. Murat Deniz de 9.30'da doğacak bir aksilik olmazsa. İnşallah. Yarın sabah doktorumuzu arayıp perşembe günü içinde yerimizi ayırtacağız. Evet, zaten bize sunulan seçenekler arasında bugün vardı. O yüzden sorunsuz olacak diye düşünüyorum. Büyük bir aksilik olmazsa perşembe günü, yani tam bir hafta sonra
bebeğimizi kucağımıza alıyor olacağız. O büyük gün bizim için geldi, çattı. Ve bu süreçte yanımızda olan insanlar var tabii ki. İşte ailem geldi biliyorsunuz. Annem burada yardımcı oluyor bize. Onun dışında kız kardeşim ve eşi de bize hem araç konusunda destek oldu. Çünkü burada gerçekten çok ciddi bir problemdi bizim için araç. Hem bu süreci bizimle paylaştılar, bize eşlik ettiler. Çok teşekkür ederiz. Destek oldular. Evet. Onlara çok teşekkür ederiz. İnsan işte aile olduğunu böyle zamanlarda anlıyor. Böyle anlar aile olabilmek için çok önemli. Evet, çok haklısın. Bir teşekkür Medya ablaya, bir teşekkür Gökalp ve Şeyda'ya, yine aileme, anneme, Şeyma'ya. Onun dışında büyük bir teşekkür de sürekli bir şekilde bize böyle iyi dileklerini sunan, güzel dualarını yollayan sizlere tabii abonelerimize. Ki. Evet, abonelerimize. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Deniz, çözmemiz gereken bazı şeyler var biliyorsun. Beşiği hala tamir etmedik. Rita Russo ablamız. Evet. Beşik göndermişti ama kırılmıştı. Biz 19.20'si gibi aslında kendimizi ayarlamıştık. O tarih olur gibi düşünüyorduk. Ama çok daha öne geldi. Umarım daha öne gelmez. Yani doktoru siz de duydunuz. Tabii. Ama şu anlık bir aksilik olmazsa 11 Ağustos. Perşembe günü. Perşembe 2022 Murat Deniz'in doğum günü olacak. İstanbul'da bizimle tanışmak isteyen, görüşmek isteyen abonelerimiz olursa Perşembe evet. günü İstanbul'dayız, doğumumuz oluyor. Büyük ihtimal Cuma günü de, Perşembe günü ve Cuma günü hastanede kalırız. Nerede hastane? Maltepe, Küçük Delta Maltepe. Hospital, Küçükyalı'da. Direkt E5 üstünde Delta Hospital arkadaşlar. Dualarınızla, güzel dileklerinizle yanımızda oldunuz. O gün orada gerçekten bulunmak isteyenlere de kapımız tabii ki sonuna kadar açık. Çok memnun oluruz sizi görmekten. Bizi çok mutlu eder. Nia'nın doğumun üstünden daha çok vakit geçmedi ama yani böyle... Her şeyi unutmuş gibiyiz, evet, değil mi? Evet, yine de çok heyecanlıyım. Biraz böyle panik haldeyim. Şimdi yapılacak işler var. Deniz'in dediği gibi biz birazcık böyle hani 19'u bulur yani 15'ini geçer diye düşünüyorduk. Öyle olmadı. O yüzden zaman birazcık daha kısıtlı. Bu arada bir araya gelmek için bir şansımız daha evet, var. Son pazar günü. Pazar günü pikniğimiz var arkadaşlar. Evet, yeri de belirledik arkadaşlar. Poyrazlar Gölü'nde buluşmak istiyoruz. Yani son anda bir değişiklik olmazsa, abonelerden aksi bir şey gelmezse Poyrazlar Gölü'nde buluşacağız. Orada bir piknik yapmıştık zaten. Videomuz da vardı. Yani 7 Ağustos pazar günü, 11 Ağustos'tan 4 gün önce. Evet, doğumdan 4 gün önce bir araya gelme şansımız var. Bir araya gelme şansımız var. Pikniğe katılmak isteyen herkes Instagram üstünden bizi iletişime geçebilir. Poyrazlar Gölü'nde pazar günü buluşuyoruz. Bu arada ana kameramız kaybolduğu için şu an bunu cep telefonumuzla çekmek zorunda kaldık. İnşallah görüntü güzel olur. Kayboldu derken kaybolmadı, suya düştü. Suya düştü, evet. Hani ya bugün de o kadar çok araba kullandım ki. Yani buradan çıktık, İstanbul'a gittik. İstanbul'da değil mi? Hastaneye. Yo, giderken neydi uğradığımız? Viaport, hastane. Tabii biz hepsini çekip size göstermedik arkadaşlar. Bizim için önemli olan kısmı gösterdik. Değil mi dostlarımız da? Fırat şey demişti son videomuza yorum. İki köylü AVM'de. Bugün de evet aynen öyle oldu. Dilim sürçmeye başladı artık. O kadar çok dolaştık ki. En son Gökalp abiyi de İstanbul Havalimanı'na bıraktık. İstanbul Havalimanı'ndan tekrar Sakarya'ya geldik. Tüm gündür araba kullanıyorum. Bu da bayağı bir kafamı yordu. Sabah kalkıp değil mi? 5.30-6 gibi kalkıp işte 2-3 saatte bu videoyu hızlıca böyle editleyip işte yayınlayabildiğim kadar erken de sizlerle buluşturacağım. Ya Mia'nın doğumuyla bu bebek arasında çok bir zaman farkı olmamasına rağmen böyle acemiler gibi ne yapacağımızı şaşırmış bir haldeyiz. Zaman gerçekten çok kısaldı. Önümüzde böyle sayılı gün var, bir hafta gibi bir süre var. Şimdi bu süre içerisinde yapılacak çok fazla şey var benim için. Çanta hazırlamam lazım. Mia'dan yani kardeşine kullanabileceğimiz bazı eşyalar var. Onların temizlenmesi, işte ana kucağının vesaire vesaire. Filiz'e bazı testler yaptırmamız lazım. Evet, testler yapılması gerek. Anesteziyle alakalı bir problem var mı diye. Onunla alakalı böyle bayağı bir koşuşturmacalı günler bizi bekliyor. Tabii arada küçük böyle keyifli esler olacak. İşte pazar gününde sabırsızlıkla bekliyorum bir yandan. Videomuzu kapatmadan önce, değil mi? Videoyu beğenip, güzel bir yorum yazıp, kanala da abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir de yandaki bildirim ziline basarsanız... Of, tadından yenmez. Tadından yenmez. Tadından yenmez. Bir sonraki videolarda görüşene kadar hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.
Thank you.